Evrim ilk katılan. Evet 16 Ocak 2021 saat 9. Canlı yayına sizlerle birlikteyiz. Her zamanki gibi Evrim ve Hakan Tatlı ilk katılımcılarımız. Bugün korumuz dış ticaret açığı ve 2021 bütçesi tek tek inceledim. Ee, umarım siz de incelemişsinizdir. Geçen önceki yayında gündem maddesini paylaşmıştık. Dış ticaret açığında Almanya göze çarpıyor. 2019'da bizden almış olduğu mal ve hizmetlerden imtina etmiş durumda. Gerçi size yapılması gereken buydu zaten. Çünkü onlar dış ticaret açığını dengeliyorlar böyle ve fazla veriyorlar. Ee, dünya eski dünya olmadığı için 2020 yılını kendini kısarak böyle karşılama yoluna gitmişler. Yerinde bir karar. İran'ı inceledim. Her zaman benim savunduğum doktrini kullanmışlar. İran ne yapmış arkadaşlar? 11.000 kalem malın e, incelediğim zaman ülkeye girişine yasak getirmişler. E, yerinde bir karar mı? Çoğu insana göre yerinde değil. Ekonomi doktrinine göre. Bana göre yerinde bir karar. Türkiye'nin de bunu yapması gerek. Çünkü eğer e, insanlar... Şimdi arkadaşlar daha önceki yayında da biz ne demiştik? Mübadele aracının ihracı ve tanzimi Merkez Bankası'na ait. Ulu Önder'in ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi. Enflasyon ve dövizle mücadele tamamen hükümetin görevidir. Bunu dengelemek için döviz. Bakın arkadaşlar ee, bunu aslında YouTube videosu olarak belgeselimize koymamız lazım. Ama ben şimdi buradan yola çıkayım. Hükümet dövizi ve enflasyonu baskı altında tutmak için ilk öncelikle dış ticareti tutturmak zorundadır. Dış ticaret tutturmazsanız paranız merkez bankası bunu altın olarak ihraç bile etse daima fakirleşiriz. AK Parti hükümeti ne yazık ki son 18 yılda arkadaşlar dış ticaret açını bulmuş olduğu ucuz finansman yöntemiyle hep baskılamıştır. Peki abi, bu baskılamanın artısı eksisi ne? Artısı ne? Zenginliğiniz kaybolmaz Eksisi torunlarınız öder o borcu Ve 3 katı olarak öder ee, Bu COVID-19 sebebiyle Yeni bir dünya düzene doğru gidiyoruz Bunu buradan şimdiden ilan etmek isterim Sınırlar büyük ihtimal kapatılacaktır Yani 3 sene sonrasını hayal edebiliyorum Tahayyül edebiliyorum Devletler e, sınırlarını kapatmak Mecburiyetine gidecektir Hükümetin Mesela adını vermek istemediğim siyasi parti liderleri var. Birisi diyor ki teknolojiyi ben Türkiye'de sıfır vergiyle ithal edeceğim diyor. Kendisinin yaptığı bir doktrin. Yerinde bir karar mı? Değil. Kimisi var e askı ücreti ben 5 bin lira yapacağım diyor. Bilgisi var mı? Yok. Hükümet, vatandaşların ilk önce hükümetten istediği, iste isteyeceği en büyük... E e çözüm şudur. Döviz ve enflasyonla ve mücadele bir olsun ortak görevi mücadele yol çizmesi gereken hükümettir. Dış ticaret açığını bir soru aldık. Amerika'nın teşvik olarak açıkladığı 1.9 trilyon doların altına ne gibi etkisi olur? Şimdi altın dünyada dolarla fiyatlandığı için dünyada doların bollaşması altını ben şubat ayında bir tahminim var. Kendi kapalı grubumuzda yani partili siyasi parti üyelerimiz oluşturduğumuz bir ons grubumuz var. 66 kişiden oluşan. Orada bir genelleme yaptım. Şubat ayında altını 2200 dolar olarak bekliyorum dedim. Bakın bugün 16 Ocak 2021. Şubat ayında altını en az 2200 bekliyorum. Şu an zaten ufak ufak alanlar zaten Dünyada bu bilgiye sahip olan, yani COVID-19'un 39 yıl daha dünyada kalacağı bilgisine sahip olan Amerika, Rusya ve İsrail tarafından özellikle fiziki olarak gerçekleştirilmekte. kaydı olarak e, alınan bir enstrüman, e, dünyada her şey yolundayken size bir emniyet kemeri görev görür. Ancak şu an kaydilerin teslim edilememe durumu söz konusu olduğu için, bu insanlar yüklü altın istemlerini fiziki olarak yapmaktadır. Halka gitti, işletmelere gitmedi. Sanırım o yardım paketi. Bilgim yok o konuda. Bilgim olmadığı için fikrim de olamaz. O konuda onu pas geçiyorum. Evet arkadaşlar dış ticaretle alakalı. Az önce bir söylemde bulundum. Dövizin baskı altında tutması hükümetin görevidir. Merkez Bankası'nın değil. E ee, enflasyonla de arkadaşlar halkın ve hükümetin görevidir. Arkadaşlar bugün gündem maddesi dışında soru almıyoruz. Sorularınızı buna göre ayarlarsanız beni mutlu edersiniz. Çünkü her insan Türkiye'de kendini bireysel olarak kurtarmak istiyor. Bu da anlamsız sonuçlar doğurabilir. Enflasyon ve hayat pahalı mücadele bu ulusun ortak görevidir. Fikret demiş ki Amerika'da enflasyon talebe dayalı bizde kur ve dış ticaret açığı ile alakalı. Tabi bizde mal ve hizmetler Fazlasıyla var ancak sağlam bir mübadele aracımız yok. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti 1960 yılından beri e, ham madde, yarım amül e, ve hammadde madde ihtiyaçlarında dışa bağımlı olduğu için ve ithalatımız, ihracatımızdan hakikaten fazla. (2019 50 milyar dolardı, 49 milyar dolar. 2020 yılında ise 50 milyar dolar olarak tekrardan e, hesaplandı giren ve çıkan mal olarak. Bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nde bankalarda toplam paramız 4.7 tri trilyon Türk lirası. Dolara sepet dövize böldüğümüz zaman ne ediyor arkadaşlar? Sepet döviz şu an 798 8 desen ee, böldüğümüz zaman ne ediyor? 400 milyar mı? 550 milyar dolarımız ediyor. Yani ülke genelindeki, bankalardaki fiziki ve kaydi paramız. Bankalardaki. Yasık altı hariçtir arkadaşlar. Bizim 2 yıllık dış ticaret açığımız bunun %20'sine tekabül ediyor. Arkadaşlar bu rakamı bir tahayyül edin. Türkiye Cumhuriyeti'nin bankalarda bulunan nakdi ve kaydi paralarının toplamının 2 yılda bizim yurt aldığımız malların %20'sine denk. Çok ciddi bir tehdit. Ya, hakikaten ya. Savaş tehditinden daha büyük bir tehdit. Türkiye Cumhuriyeti Fethullah Gülen'in işte Türkiye'de kurmuş olduğu sistemle birlikte dış yurt dışından kolay ve ucuz finansman bulup bunu kompanse edebiliyordu arkadaşlar. Şu an bu imkan ve kabiliyetlerden yoksun durumda. Bu ileriki yani muhtemel gelecekte Türkiye'yi bir zora sokacaktır ekonomik olarak. Peki abi bundan bireysel olarak nasıl kurtulabiliriz? Onu sana yani üstü kapalı söyledim. Daha da açmak istemem. Ee, eğer düşük bütçeli bir ailen var ise mutlaka kaydı olarak altın almalısın. Bireysel olarak da altın almalısın. Altın alman seni ne gibi korur? Arkadaşıma söyleyeyim. Altın senin bu saadet zincirine, Türkiye'de, yurt dışına yani hesap yani fütursuz yapılan bu harcamalardan kendini korumak adına başka bir para birimine geçmen anlamına gelir. Yani hükümet dış ticaret dış açığını dış hiçbir zaman dengeleyemedi. Son iki yıla bakıyoruz arkadaşlar. 2019 ve 2020 yani Covid-19 dünyada ilk görülmeye başladı yıl aydan bu yana tam bir 13 ay geçmiş. Ve hiçbir şekilde düzenleme yok. Bu düzenleme yapılmadığı gibi bizim bir merkez bankamız olsa tamamıyla halkın ortaklığında kurulmuş olan yani %90'ı halkın elinde olsa da biz her zaman fakirlikle uğraşacağız. Bizim makus talihimiz olacaktır. Hükümetin ilk yapması gereken, ki konudan anlarım diyen insanların, anlıyormuş, öyle diyorlar kendi tabirleri, dış tacasını hiçbir zaman dengeleyemediler. Yapamıyorlar, başaramıyorlar. Ve insanları üretime teşvik de edemiyorlar. Soru gelmiş, bir cevaplarını bazen göremiyorum. Eee... Elif demiş altın üretimi arttırılmalı. Gerekirse stoklanmalı bence demiş. Ee, orada bir yanlışımız var. Az önce bir şey söyledim. Dedim ki bizim paramız altın dayı olsa yani Merkez Bankımız altına dayılı kağıt para ihracı da banknot ihracı da yapsa banknot. Karşılığı olan paralara banknot denir arkadaşlar. Karşılığı olmayan bizim gibi itibar para sistemi kullananlara da para derler arkadaşlar. Mübadele aracı değil. değiş tokuş aracı. Resmi legal legal tender yani Resmi mübadele aracı. Arkasında bir devlet gücü var, ee, karşılık gücü yok. Bizim paramız altın karşılık olsa bile Elfi'den fıden, ee, dış çarşıcımız böyle yüksekken biz daima fakir kalırız. Bakın paramız altın bile olsa fakir kalırız. Niye bizim ihraç, ihracat edeceğimiz marka ürünlerimiz olmuyor, üretemiyoruz, fırsat mı verilmiyor? Bunun nedeni sana söyleyeyim. Ee, aslında bu gündem maddesini tartışmak için Alparslan size verdiğim ödevi yapmanız gerekiyordu. Neydi bu? Ee, dış ticaret açıklarının 2019 zaten ben hafızamda hala. 2020'yi de özellikle demir çelik ürünlerinde ee, görmeniz gerekiyordu. Tarım ürünlerinde. Türkiye Cumhuriyeti zaten 5 kalemi vardır. Ee, i̇hraç kalemleri. Almanya bunlardan bizim büyük yüklenicimiz. Fransa'ya baktığımız zaman Fransa hala her ne kadar düşmanmış gibi gözüksek de Kendilerine teşekkür ediyorum. 2,5 milyar dolar fazla verip bizden mal ve hizmet almışlar. Evet bu şaka değil. E, Fransa'ya ibik kaldırıyoruz. Fransa'ya e, bir şeyler diyoruz ama ben onların tam bir düşman olduğuna inanmıyorum. Düşman olsalardı bizden mal almayı keserlerdi. Almanya kesmiş. Almanya e, kati bir düşman. Covid-19'un etkilerinden dolayı mal almayı bırakmıştır diye düşünmek, düşünmek istemiyorum. Çünkü Mayıs'tan beri. Bu tedbirlere başvurmuş durumda. Nedir bunlar? Az önce Alparslan'ın sorduğu soruya cevap niteliği taşır. Alparslan, e, sübvansiyon dediğimiz bir şey vardır. Nedir? E, devlet destekli üretim. Bunu, sübvansiyonu, ismini vermek istemedim. Esteldim, hadi isim vereyim. Sahibinin adını verecektim, vermeyeyim. Bunda bir telefon yani yüksek teknoloji cihazı üretmeye kalktılar. Adam zincirli kuyundaki ar hazine arasını kendi AVM'sine kattı. Hükümetten bir ses bir şey gelmedi. Yerli malı üreteceğim dedi. Sadece üstündeki markası isim vermiyorum. Telefonun üstündeki yerle çıktı. Komple fason. Fason ne demek arkadaşlar? Bilmeyenler için açıklayayım. Fason Türkiye'de şu son zamanlarda da zaten bizim esnafımız bunu yapıyor. Bir mal alıyorsun, etiket üstüne anlaşma yap, sözleşme gereği, sözleşme yapıyorsun. Ben bunun üstüne etiketimi vurabilir miyim? Tabii zaten bu 1995'lerde bile ismini vermeyeceğim bir bilgisayar firması yapıyordu. Bilgisayarı ithal ediyordu, sözleşme yapıyorlardı. Ben malı bu kadar senden alırım ama üstüne ben kendi atıyorum. İsim vermeyeyim ben. Bir hayalet ismi var ya, ha. Onun adını vurayım, satayım. Türkiye'de dedim ki işte bu marka işte Monitöründen bir iki sene kadar ürettik. Sanki adam atomu bölmüş. Halbuki Fason dediğimiz budur. Bir ürünü yurt dışından alıp üstüne kendi firmasının yaratmış olduğu bir markanın ismini vurup kendi malıymış gibi satmak. Bunu biz işte bu telefon markasına gördük. Yerli. Yerli markasına gördük. Buna biz Fason diyoruz arkadaşlar. Türkiye zaten ihracat kaleminin %60'ı Fason. Ee, hükümet bunu bilmez ama. Neden bilmez? Onlar tamamıyla TÜİ'nin yapmış olduğu işte firmalar aracıyla yıllık onlardan e, kime ne mal sattım ne aldım bir bilgilendirme onlara şifre verir. Bu şifreyle onlar bu verileri girerler. Girdiği verilerle de bir sonuca varmak isterler. Ancak benim baktığım şeyleri görüyorum. Özellikle müzik aletlerinde. Türkiye, İran'a e, ambargo zamanında bile yeşil konşimentolarla ürün sattığı zaman bu ürünün Çin'den, Beycik'ten geldiğini, aynı ürünün e, tek adan İran'a satıldığını. Yani fason dediğimiz olay bu. Sen bunu Çin'den... Bakın Çin yasaklı... Ben bunları ne anlatıyorum lan? Evet şimdi siz diyorsunuz İran niye böyle yaptı? Yani niye Beycik'ten, Çin'den bu aletleri, edavatları almadı da o alet edavatlar Türkiye'ye geliyor. Türkiye'den sonra Çin'e gidiyor. E, biz bu soruyu atlayalım. Biz bunu atlayalım. Bunun cevabını hükümet versin biz vermeyelim. Türkiye'de önemli endüstrilerin ana ham, ana ham maddeleri ithaldir. Siz bu ham maddeyi işleyip en fazla %20'i karla satabiliyorsunuz. Otomotivde ise kar marjı %7 bu yüzden kullanılan ham maddesiyle üretmeliyiz. Bir bakış açısı güzel hakikaten güzel. Dünya Ticaret Örgütü'nün ülkeler üzerinde ticarette kota uygulamaları var mı? Mesela İran ambargo uygulanması gibi bizde bizim bilmediğimiz belli ürüne ihracat yasağımız var mı? Arkadaşlar bu dünyada ticaret anlaşması var. Ancak 200 yıllık üniversitelerde öğretilmiş olan etik kural da budur. Herkes ne derler? Uzman olduğu şeyi üretsin doktrini vardır. Ama ne hikmetse İtalya'da gördüm bizim özellikle Antep fıstığını araklama çabası. Yani havalimanında fidanlarımı bulunmadı, orada tohumlarım bulunmadı ya da Türkler gidip Red Glove üzümün çekirdeklerini alıp sınırda mı yakalanmadı? Ya, dünyada böyle e, bir şey var, savaş var. Her ne kadar e, e, madem biz Antep fıstığı üstünüz, üst, yetenekliyiz, Sen bununla ilgili İtalya'da bir ürün yaptın. Niye Türkiye'den gelip araklama ihtiyacı duyuyorsun? sözlerin eri değiller arkadaşlar. Yani bize iş geldiği zaman e, bu etik doktrine uyun. Yani bu bir şeydir. E, yani bir kanun değildir ama uyulması gerektiğini ister. Dıç ataçı çok acayip bir şeydir. Domates eksen 8 ayda çıkar arkadaşlar. Sanayi hamlesi de 5'er yıllık periyotlarda 20 yıllık zaman diliminde yapılır. E, bu kadar etik kurallara uymamızı bekliyorsunuz ancak Antep fıstığını neden araklama gayreti içindesiniz? Bakın bu da bir soru özellikle Yunanistan son 5 yıldır ciddi arak peşinde hatta Amerika'da yapmış olduğu pazarlama geliştirme çalışmalarını görüyorsunuz. Amerikan halkına Antep fıstığının ve baklavanın kendilerine ait olduğu ile alakalı bir kara propaganda yapıyorlar. Yani devlet var diyor devlet deyip yani yok Türkiye şu an Türkiye Cumhuriyeti yani fabrika ayarlarından bu yana hiç bu kadar aciz duruma düşmemişti arkadaşlar. Şu an sadece PR'ını güzel yapıyor. Reklamlara çıkıp işte bakanlarımız, işte enformasyon görevini yerine getiren gizli enkırmanlara sesleniyorum. Bunlar iyi reklam PR yapıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ni olduğundan e, farklı gösterme çabası içinde ancak gerçeğe baktığımız zaman bambaşka bir durum söz konusu. Dediğimiz gibi arkadaşlar e, dünya çalışıyor. Hakikaten bir e, undercover var ancak e, Türkiye'ye baktığımız zaman sırf reklam, laf gerisi yok. Bu kadar net diyorum size. Ne hikmetse 2019 yılında çelik ihraç 11... bak unutmamışsın 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 Fikret Aktunlar helal olsun diyorum sana. Bu kadar net diyorum. Levis kot kumaşı Türkiye'ye ihraç ediyor. Pantolon olarak geri alıyoruz mesela. Helal olsun. Ben sana daha ee manidar bir şey söyleyeyim. Almanya ya Almanya. Yani ben bakıyorum. Adamlar fındığı bizden alıyorlar. Çikolataya batırıp geri satıyorlar. Katma değer işte budur. Ham maddesini bizden alıyorlar. Ya arkadaş Türkiye bakın ben size bir veri vereyim. Fındık üretimi arkadaşlar dünyanın %87'sini Türkiye'ye karşılıyor. Dünyada lideriz tartışmasız hakikaten söylüyorum size. Fıstıkta da aynı durum böyle söz konusu. Antep fıstığı Antep'te üretilen Fısık mesela deniz seviyesinde üretilemez. En az 200 metre rakımın üstünde olması gerekmekte. Ee, özellikle nemin, balın nemin düşük olduğu yerlerde, e, donun olmadığı yerlerde arkadaşlar ıslah edilerek üretilen bir gıda maddesi. Sofralık ve e, tatlı, şekerlemede kullanılmak üzere üretilen bir sanayi ürünü haline gelmiştir. Her ne kadar soya, fasulyesi... Mısır, e, ayçiçeği, sanayi ürünü, şeker, sanayi ürünü gibi e, değerlendirse, de asıl sanayi ürünü bana göre hiç kimse de olmayan gıda maddeleridir. Üretimi sadece bize mahsus hakikaten. Bunu başka ülkeler yapsaydı şu an adam seçiyorlardı şaka yapmıyorum. Ama biz e, isteyene rahatlıkla aslında dünyada teker oluşturduğum bir gıda maddesini e, öyle gelişi güzel ihraç etmemeliyiz. Adam seçmemiz lazım. Bunda bir partnership bir ne derler arkadaşlar? Bir ortaklık kurulması gerektiğine inanıyorum. Ancak hükümet dediğim gibi ya bu Mevlam Kayıra bırakmış abi herkesi doğru yanlış kararını vermeden devam edin abi diyor. Devam edin. Soruları yavaş sorarsak bazen gözden kaçırıyorum arkadaşlar. Mercimek iki kez Food My Shipping oluyor. Evet. Doğru söylüyorsun. Özellikle ben yerli üreticiyle konuştuğum zaman Kanada mercimi arkadaşlar e, menşeini de görüyorsun. E, orada ne hikmetse bu Türkiye'deki adamlar. Bakın arkadaşlar söylenmez aslında bu. Aslında herkesin bildiğini neden sakladım milletten. Ya Bu abin kardeşin çok şey bilir de özellikle demir çelikte ve mercimekte bu oyunu görüyoruz. Kanada'da özellikle şirket kurulup Buradan e, mal oraya gidiyor bir şekilde. Oradan tekrar paravan şirketi bu ülkeye geri geliyor. Tarım ürünlerinde özellikle Bulgaristan ve Yunanistan sınır bağlantımız olan bu ülkelerden ciddi tarım ürünü alınmakta. E, demir çelik de aynı arkadaşlar. Avustralya'ya ne hikmetse Türk menşeili mallar gidiyor. Çelikler, demirler oradan buraya geri geliyor. Ben bunu anlamış değilim. Burada... Hakikaten bu olarak bu gümrük beyannamelerini bir göz geçirip bu şirketin araştırılması gerektiğine inanıyorum. Çok büyük, dümen çok büyük dolap var bu işte. Çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Bileniz varsa az önce ben kopyayı verdim. Sonra çorap sökü gibi çekersen gelir. Varsa aramızda bir gazeteci. Bunu derinden inceleme fırsatı tanıyorum ona. Eksik kaldığı bilgiler varsa da kamuoyuna açık olmamakla telefonda paylaşabilirim. Abi en çok para verip aldığım, aldığımız ürünlerin hiçbir yerli alternatif yok. Mecbur, mecbur tüketici olarak. Evet. İşte bu yüzden ama sana şunu söyleyeyim arkadaşım. Kahan'cığım. Ee, Kaan her zamanda bizim partilim. Zaten buradaki çoğu arkadaş pa partilimiz. Şunu söylüyorum ben size. Kaan toplu yine Türkiye Cumhuriyeti toplu iğne üretemiyor mu? Demir çelik yok mu yani bu ülkede? 12 milyon dolarlık toplu iğne almışız yurt dışından. Neden üretemediğimizi söyleyeyim mi sana? Ben bir sanayici arkadaşımızla oturdum, konuştum. Kendisine dedim ya neden üretmiyorsunuz? Yani devlet sana işte gelse arazini de verse. Abi o iş biz, biz bıraktık o işleri dedi. Peki şöyle bir teklifte bulunsan. Yani adam sonunda filmin sonunda şu kanıya vardık. Abi dedi, sen bana dedi şunun garantisini ver, ben sana 20 tane fabrika açarım. Nedir dedim? Yurt dışından 25 yıl boyunca bana dedi ithalat malı gelmeyecek. E zaten olması gereken bu dedim. Abi işte söylenecek neler var ki burada şimdi sana söyleyemiyorum. Çünkü hainlikle cahillik arasında çok ince bir çizgi vardır. O çizginin bir adım soluna ya da sağına geçsin hain ya da cahil olursun. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Ya ben Türkiye Cumhuriyeti'nin durduk yere bu halde olduğuna inanmıyorum arkadaşlar. İşte bir laf vardı ayaklar baş olmuş diye. Bu sebepten dolayı bunların her zaman yaptığı bir şey var. O yanağına sen de yeni bir şey deneyeceğim anekdotu var ya Cemil Mazın. Aynısını halkta yapıyorlar. Ben bunu yani gözlemlerim bunu gösteriyor. Sanayicinin dediği laf. Abi sen dedi bana 25 yıl başkanlık kararnamesi çıkardı ki bu ürün Türkiye'ye gelmeyecek. Ben abi Türkiye'den yani 12 milyon doları satar iç pazarı karşılarım yerli sermayeyle yurt dışına da veririm. Bu kadar net. Adam diyor tam işte bir şey fabrikası kuruyoruz dedi yurt dışından yarım bir fiyata geliyor dedi gemiyle. Gemilerin sahibi de söylemiyorum zaten. E peki bunları nasıl muvaffak oluyorlar dedim ben bu duruma. Abi dedi TÜİK'i kullanıp dedi bizim kime ne mal sattığımız zaten bizden TÜİK istiyor. İyi e de TÜİK senin kime ne mal sattığını neden firmanı istiyor. bilmiyorum abi işte gerisini sen getir diyor da ben size söyleyemiyorum. Ee, aslında gazeteci kalmadı bu ülkede. Kalmadığı için biz bu görevi üstlenmiş durumdayız. Yani TÜİK'in görevi rakamlar abi sen bir adamın mal sattığı firmanın neden bildirimini istiyorsun? Ben burada yani TÜİK'in genel aslında eski genel müdürlüğü de buradan bir sesleniş yapmak için. Yani neden bahsediyorum namuslu olanına. Ee, abi konuşmak istiyorsan canlı yine seni bekleriz. Hakikaten bir görüşünü almak isteriz. TÜİK ben yani anlam veremiyorum. Neden? Büyük firmaların çalışmış olduğu, yüksek cüre yapmış olduğu firmaların adını ve ad, ülkesini istiyorsun. Ben bunu anlamış değilim. Hakikaten. Varsa bilen beni aydınlatsın. Avanta peşindeler demiş. Yani olabilir. Satıyorlar olabilir. Yani telefon numaranın satıldığı bir ülkede müşterinin satılmaması... herkese satılsa iyi de yani bence bazı kişilere satılıyor. Demir çelik sektöründeyiz. Geçen sene soğuk çekme boru ile fabrika kurduk. 10 milyon TL civarında cebimizden yatırım yaptık. Devletimizden 1 TL yardım görmedik. Görmezsiniz çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti başıboş. Ben bunu gördüm. Hakikaten başıboş. Kağıt fabrikamız kalmadı. Ben bunu ikinci, üçüncü kişiden e, duydum arkadaşlar. Kağıt kağıdı bir babamın dostu bana söyledi. Adam kağıt işinde. Dedi ki biz kağıt fabrikaları tek tek bu ülkede satıldı. E dedim kağıt niye üret kağıt üretmekle bütün makinaları sattılar dedi. E adam niye bu kağıt makinesini aldı? Kağıt fabrikasını kapatmak için dedi. E dedim bu nasıl iş? Ya Atakan dedi ne, ne, neler var yani. Şimdi her şey PKK değildir arkadaşlar. Yani bir devleti içten kemiren en büyük hastalıklardan biri budur arkadaşlar. Yavaş yavaş ekonomik düzen üstünden. Hiç e, kimse hiç geçmişe bakmıyor. Bulgaristan, Yunanistan e, yani Balkanlar neden elimizden çıktı? Arap Yarımadası niye elimizden çıktı? Ekonomi arkadaşlar. Yani 1854'ten bu yana Osmanlı'nın çöken ekonomisinden sonra enflasyon Halkı devleti düşman etmiştir. Aynı sistem şu an tekrar yürürlüğe sokulmuştur. Ekonomik olarak işi bilmeyenlerine ki sorsam biliyoruz diyorlar. Ee, nedir arkadaşlar? Ekonomi bildikleri halde bırakın enemizin altındaki toprakları kendi halkımızı besleyemez duruma düşmüş durumdayız. Evet başka sözü olan var mıdır? Ben her zaman bunu söylüyorum arkadaşlar. Yani bir hükümet ya da siyasi parti ilk olarak bunu size sunmak zorunda. Nedir bunlar arkadaşlar? Mübadele aracı, paranın ihracı mutlaka Merkez Bankası tarafından yapılmalı ve tamamıyla bağımsız olmalı. Yani benim lafım değildir bu arkadaşlar. Ulu önderimizin lafıdır. İnanmayan 11 Haziran 1930 ve 1715 sayılı banknot ihracıyla alakalı Merkez Bankası'nın kurulması ile alakalı kanunu okuyabilir. Ya çok kısa bir kanun. iki sayfa PDF'ten mütevellit. Ben bunu Cumhuriyet Vizyon Partisi org sitemize koyacağım duyurular kısmına. Okuyun lütfen. Ee, yani hiç bu kadar anlaşılır bir kanun maddesi görmezsiniz. Merkez Bankası'nın tamamıyla halkın elinde olması gerektiğini savunuyor ve hükümet diyor ki sen %15'ten fazlasını alamazsın diyor. Payının bedenini altın olarak bana vereceksin diyor. Baba baba baba. Evet evet evet. Ulu Önderimiz Cumhurbaşkanı iken başkanlık görevini, şey başbakanlık görevini İsmet Ünlü icra eder. E, hatta e, ben küçükken bir rapor okumuştum. Atatürk bizzat bütün illerin, vilayetlerin e, durumunu öğrenmek amacıyla derin bir rapor ister İsmet Ünlü'nden. Bizzat ben o raporu okumuşumdur. Ta Mesela adam Mardin'e gidiyor. Mardin raporunu okudum. Diyor ki Suriye'den bebek bezi kaçakçılığı çok yüksek. Nedeni bizim memlekette aşırı pahalı. Biz vergilerle bebek bezini bu kadar pahalı yaptığımız için insanlar diyor Suriye'den bir talep oluştuğunu görüyor. Dediğim gibi arkadaşlar bu talebi hükümet e, karşılamazsa halk kendi içinden e, bir temin yolu buluyor. Biz de buna kaçakçılık diyoruz arkadaşlar. E, vergiler üzerinde yüksek bir baskı olduğu zaman 1970-80 arasında da bunu Doğu Anadolu'da gözlemledi. Ve şu anda ben gözlemliyorum. Özellikle PKK'nın şu an en büyük gelir kalemi Doğu illerindeki elektronik cihaz. Evet iPhone'lar. Cep telefonu piyasası şu an tamamen PKK'nın eline geçmiş durumdadır Doğu Anadolu'da. Her ne hikmetse biz bunu e, Enkürmenden yani bu e, ismini vermek istemedim. Siyasi bakanımızdan. Biz bunun bir açıklamasını görmüyoruz. Belki de haberi yoktur. Tabii canım. Yani olabilir. asıl savaş budur aslında. Ekonomik savaş. O günler gelecek. E, emin olun. Sadece Şubat'ın geçmesini bekliyoruz. ile alakalı. Emircimiz de katılmış aramıza. Evet. Bununla alakalı sorusu olan var mı? Halkın sıcak parayla Stratejik kurumlar satıldı Ya stratejik kurumlar Satıldı demeyeyim arkadaşlar Bir namussuz için ele geçmez Fırsat dedikleri budur nedir Siz Bir dükkan düşünün başına kasasına Böyle hırsız bir adam Koydunuz diyelim Şimdi artık so hırsızlık Şöyle yapılıyor e Fatura kesip de ben soyayım Diyorlar nedir bu Düşün sesli bir anekdot yapıyorum sana. Ya işte şu X dükkanı satsak da özellikle eti maden işletmelerini 125 milyon dolara ne diyorsun? Şimdi bu sesi düşünüyorum da e, yakında bunun kokusunu alırsınız. Evet gözleri eti maden işletmesinde 125 milyon dolar özelleştirsek nasıl olur? Yani satıyor diyorlar da aslında satmıyorlar. Kendisi alıyor. Nasıl yaparsın bunu? Bir emanetçi bulursun. Cebine 150 milyon dolar koyarsın. Ben bunun ihalesini yapacağım. Biz sana vereceğiz bunu. Yani artık soygunlar böyle yapıyor arkadaşlar. Minareyi çalan kılıfını uyduruyor. Tamamıyla bu. Başka bir şey değil. Ee, yani özelleştirme adı altında aslında malı, devletin malını kendi zimmetlerine geçirmekteler. Ee, yani Biliyorsunuz 2005'te e, özelleştirme daire başkanlığı mıydı? Böyle bir şey kuruldu. Kemal Ünakatan'la birlikte. Kimse bir şey demedi niye satıyorsunuz diye. Yani bu saatten sonra yani o satılanları yapmak istese 20 tane Türkiye lazım. Hem mübadele aracımızı bitirmişler hem de üretmemize engel sürekli tükettirmeye odaklamışlar. Halbuki 20 sene bunları düzeltmek için gayet yeterli bir süre ancak yapmak istedikleri şey bu değil. Ee, Kaan çok doğru söylüyorsun. Tabağa sünnet diyorlar demiş Kadir Bey. Hakikaten doğru söylüyor. Bugün en güzel tabir bu kanımca. Kendisi zaten güzel bir sözle bunu bitirmiş. Betimlemiş. Kaan sana şunu söyleyeyim. Size söylemedikleri ama farkına vardıkları yanlışları ele alırsak özellikle eğitim sisteminde yapmış oldukları yanlışlar. Abi ulus yetiştiriyorsun 20 yıl dile kolay e, dershaneler nasıl peyda oldu? Yani yaşı 80 öncesi doğanlar ve 90 doğanlar her yerde mantar gibi dershane bitti arkadaşlar. Dikkat ederseniz. Bu biten dershaneleri kimse demedi arkadaşlar. Ben çocuğumu niye dershaneye göndereyim Ya da dershanelerin amacı nedir? Hükümet neden eğitim kalitesini düşürdü de dershanelere özel para verip de yapmamız gerekmekte? Anlatabiliyor muyum sana? Biz bu şirketleri neden sattık? Devlet fabrikalarını neden sattık? Şu an anlıyorlar. Çıkıp sizden özür dilediler mi? İnsan hata yapabilir. Bunun bedeli de istifadır. E, eskiden olsaydı e, yani İstiklal Mahkemesi'nde yargılanırdı vatana ihanetten. Çıkıp adam gibi söylemeni lazım. Evet biz Fethullah Gülen'le aynı kulvarda koşarken bize ne dederse yaptık eğitim sistemini düşür, öğretmenleri denetleme Çocuklar zayıf not alsın, dershaneler payda olsun. Biz geleceğin hakim savcılarına, polislerine, askerlerine buradan değelim. İş adamlarına vesaire. Ve değdilerdi. Kendilerine özel defter yaptılar. İnsanların almanaklarını tuttular. Ee, fabrikaları sattırdılar. Dışarıdan borç aldılar. Şimdi o borçların acı acı ödemesi var. Ee, yaptığı hatalar yani bir değil bin değil arkadaşlar. Ve çıkıp da söylemiyorlar. Evet biz stratejik, stratejik olarak böyle hatalar yaptık bu konuda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları özür diliyoruz. Yani özür dilecek davranış ve tutum bunlardan uzak. Çünkü ne yapsalar biz işte ümmet için yaptık, din için yaptık. Halbuki kardeş dinin bir yere gittiği yok. Yani e, burayı Yunan'da Fransızlar işgal ettiği zaman da biz namaz kılıyorduk. Bunlar olduğu gittiği zaman da biz namaz kılacağız. Bu kadar net diyorum size. Ben zaten siyasal İslam'ın bu şekilde kullanıp da insanlardan oy devşirilmesine karşı bir insanım. Hatta bana kalsa insan Müslümanlığını, dindarlığını siyaset yaparken kullanılması suç sayılmalı. Çünkü bir dahaki yani eğitimi konuşalım. Pekala yarın saat yani 17 Ocak saat 21'de konumuz eğitim olsun. Çünkü eğitim çok önemli bir konu arkadaşlar. Yani bir polis hata yapabilir, doktor hata yapabilir, mühendis hata yapabilir. Ama öğretmen hata yapamaz arkadaşlar. Öğretmen hata yaparsa ulus göçer bir ulus yetiştiriyorsak öğretmenin hata yapma lüksü yok. Öğretmeni bizzat biz denetlemeliyiz. Hocam sen çocuklara dersi ver. Aynı dershane istesiz. Dershane bakın. Dershanelere söylediğimiz şey aklın yolu biridir. Dershane müdürü ne yapar arkadaşlar? Hocam sen dersini ver. İşte seviye tespit sınavını müdür kendi yaptırır sistemiyle. Neden? Öğretmeni denet. Belki öğretmen iyi bir ders vermiyor. Değil mi? Belki ilk ay verdi. ikinci ay psikolojisi bozuk. Veremedi. Sürekli istikrar böyledir arkadaşlar. Özellikle futbolda konuşmamız lazım Türkiye'de. Ee, aynı bu da ona benzer. Denetleyeni yok. Adam geliyor, yıllık parasını alıyor, yatıyor. Ama e, maç başına ver bakayım o adam ben görürüm. Eğitim sistemi de böyle arkadaşlar. Ersin Yel'den çok güzel bir soru gelmiş arkadaşlar. Şeker fabrikaları satıldı. Evet GDO'lu glikozu sürü bütün gıdaları kullanımı serbest oldu. Çocukların yediği şeker çıkıyor. Hepsi zehir taşıyor. Çok doğru söylüyorsun. Yeni çıkan zaten Kanun gıda kolleksi de bunu savunun e, savunur Tereyağı alıyorsun %82 süt yağı içerir diyor. Diğer kalan %18'e ne? Kanun var söyleyemeyiz. Arkadaş ben o zaten koyduğun geri kalanını ben öğrenmek istiyorum. Yani %82 süt yağı da kalanına sevgi mi kattım? Ben ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Ya Türkiye'de diyorum kardeş devlet kalmamış babasısız ya. Bu kadar net diyorum. Devlet dediğim babadır. Şu an milleti sen vatandaş değil tamamıyla müşterisin arkadaşım. Ben bunu söylüyorum buna inanıyorum. Hiç kimsenin vermediği zararı bunlar verdi. Çok doğru söylüyorsunuz. Bir daha yani toparlanmasının imkanı yok. Ama ilk başta Ulu Önder'in yaptığı gibi yapmamız lazım. Para sistemi şu an Türk milletinin emeği ve serveti zayi ediliyor. Çalınıyor. Adam çıkıyor diyor ki ya ben faize karşıyım. Arkadaşlar faiz Kur'an'da gördüğüm faiz değil. Ya bir vatan evladı yok ki bunu anlatsın kendisine. Faiz enflasyonun karşılığıdır. Sen enflasyon yaratırsan aşırı banknot ihracıyla birlikte ki kendilerini tebrik ediyorum 170-180 milyarın altına vurdurmayı başardılar e, fiziki para miktarını. Helal olsun o da Covid'den olsa gerek insanlar ya da iş yapamıyor. Yapamadığı için nakdi paraya ihtiyaç duruyor. Çok ciddi bakın 2020'nin kurban bayramında 242 milyar TL ile rekor seviye ulaşan fiziki para miktarımız şu an 180 milyar TL'nin altına inmişti. Neredeyse 62 milyar dolar 3'te biri yakılmış durumda. Büyük bir başarı. Bu başarının altında ise tamamıyla Covid-19'un insanların nakit ihtiyacının kalmayışı ve e, kaydi ödemeler sistemindeki aşırı artış. Kredi kartlarının limitlerinin arttırılması, çek senette işte esnek davranılması. Ya yeter ki fiziki paraya dokunmayın diyorlar. Kaydi ödeme cihazı, çek, senet, bilmem o bu şu hepsi serbest Türkiye Cumhuriyeti'nde. Özellikle isme havale sistemi kaydi paranın ekmeğine yağ sürmüştür. Bu kadar net diyorum size. Hiper enflasyon çağında biz ne yapacağız? Onu da konuşalım başkan. Onu da konuşuruz. Bu hataları yapıp her şeyi sattıklarında enflasyonu milletin sırtına yükleyerek her seferinde işin içinden bir şekilde sebebini imkana sahipler. Para basma etkisini hükümetin elinden alırsak. Arkadaşlar zaten bakın ben bir almanak bir video yaptık belgesel. Altın para kanalında isteyenler 17 dakikadır bunu izleyebilirler. Sonuna kadar zaman siz hakikaten bir ekonomist olabilirsiniz. Orada şunu dile getirdik biz arkadaşlar. Merkez Bankası kamu bankası değildir. Ama ne hikmetse çoğunluk hissesi hükümetin elinde. Bakın tezata bakın burada. Enteresan olan bu zaten. %51 hükümetin elinde fazlası ama kamu bankası değil. Ya olur mu arkadaş %51 iseniz ise, bu kamu bankasıdır bu kadar net. Görev ve bakıyorsun. Ne mevduat kabul eder ne kredi verir. İkisini de yapıyor abi şu an. İkisini de yapıyor. Kimse de aga ne oluyor demiyor ya. ya Türkiye'de kanunlar artık yani kanun koyucu iplemiyor. Bakın net diyorum size ya. Yani Ulu Önder'e midas ki ya arkadaş 70'te zaten Merkez Bankası'na çökmüşsünüz. Ya biz 50 yıldır neden fakiriz? Bu Türkiye bakın arkadaşlar bu kardeşiniz size bir şey söyleyecek ki ben son 50 yılın Almanya'nı çıkarmışımdır. Türkiye Cumhuriyeti neden bu halde diye. Geçmişe ne kadar geçmişe bakarsak o kadar geleceği görürüz. 50 yıldır bu ülke belini doğrultamadı. Ta ki Fethullah Gülen geldi. Bu siyasal İslam'ı kullandı. Her kurumumuza ajan soktular arkadaşlar. Bize borç parayı verdiler. Bize kendimizi bir bok zannettik. İstikrar geldi zannettik. Halbuki biz iki katı çökeceğiz. Bu Covid'den sonra yani 2030'a kadar kimse iyi bir şey beklemesin abi. Ben bu kadar net diyorum size. İç iyi şeyler öngörmüyorum. Söyleyip de sizin canınızı sıkmak istemiyorum. Elfidem demiş şu anda hükümetin bir kuşak bir yol projesinde piyon vazifesi gördüğünü düşünüyorum. Evet doğru düşünüyorsun. Biz tamamen Çin'in lojistik tapası olacağız. Doğru söylüyorsun. Yani Avrupa'ya uzanan kısrak başı doğru söylüyorsun. Kobilerimiz bitecek. Üçüncü abdoluş köprüler Çin'ler için yapıldı. Çok doğru söylüyorsun. İlk ay çok güzel konuşuyorsun. Helal olsun yani e, bayağı sevdim senin yazılarını. Sürekli sahte altın haberleri çıkıyor. Herhalde halka altın almayın demek istiyorlar. Kaçak içki tamam sırada altın var. Yani bir ara kaçak içki Covid'le ölenlerle yarışıyordu. Sanın Türkiye Cumhuriyeti kaçak içkiden e, şey olacak, yok olacaktı diye zannetti. Canlı yayına katılıp e, soru sormak isteyen var mıdır aramızda? Son 20 dakika kaldı canlı yayınımız. Biliyorsunuz bir saatlik periyotlarla yapıyoruz arkadaşlar. Hakikaten bu ülke için mübadele ve dış ticaret açıklarıyla alakalı sorusu olan var mı? Ya da buradan yazabilir. Biz okuyalım arkadaşlar. Bu arada sorulan sorulara ben bakayım tekrardan. Asgari ücret artışı fiyatları yansımaya başladı. Maalesef market fiyatları uçmuş. Daha da uçacak arkadaşlar bakın. Hükümetin yanlışı bir siyasi parti lideri çıkıp şunu söyleyemiyor. Arkadaşlar bu çok önemli. Ben burada bizi izleyen işçi kardeşlerimize de sesleniyorum. Siz enflasyon farkı olan zam, zam enflasyon farkıdır. Bunun kardeşi de faizdir. Şöyle ki hiçbir varlık ve köşede birikmiş olmayan insanlar yani bir ücret mukabili çalışan insanlar en zor durumdadır enflasyonda. Eğer sen Ocak ayında zammı alırsan aynı memurlar da bu, bu, sınıfın içindedir. Diyelim sen memursun köşede paran yok. Ocak ayında bu zammı aldın ama hükümet 12 ay boyunca sana enflasyon yaratıyor. Normalde olması gereken hükümet sen bana %20 zam yaptın ya abi sen o zaman 2021'de enflasyon yaratamazsın. Yaratmaman lazım. Halbuki onun umurunda değil. Şimdi sana %20 verdi ya onu sana 60 olarak yani sen 2021'in ocağını aralığına kadar aynı maaşı alacaksın. 3 bin lira diyelim. 3 bin lira sen maaş alıyorsun aralığa kadar. Sen Ocak ayında aldığın 3 bin lirayla ara Aralık ayında alacağın 3 bin lirasında ciddi fark olacak. Mesela sen şu an markete gidip 20 tane küp şeker aldığını düşün 3 bin liraya. 20 koli. Aralık ayında 10 koli alacaksın. Bak samimiyetimle söylüyorum. Ama hükümet sana 20'yi verdi Ocak ayında aralığa kadar demen lazım. Abi dur o zaman sen enflasyon yaratmayacaksın. Onun zaten gramajından Yolunu buluyor hükümet. Asıl aralık ayında sana vurgun peşinde. Kimse de çıkıp yani içi temsilcisi Bunu söylemiyor. Ya da bir ekonomist Ya da çıkıp bir tane siyasi parti lideri Abi Zam ee, Şöyle olmalı Sen bize 3000-3000 ver. Aralıkta yarattığını Bize kompleden ver. Bak bakayım o zaman Enflasyon yaratıyor mu? Barış kardeşimiz bir şey yazmış. Çok önemli. Üretim olmadan gelir olmaz. Gelir olmadan işletme kur, kur, kurtulmaz. Üretim yapan her işletmeyi satıyorsan vatan ayesin Katılıyorum bu görüşüne. Fikret akdünler demiş. Enflasyon çağı görünür hale gelmeden altın, gümüş ve toprak almak dışında yapabilir önlemler ne öğrenirsin abi? Evi olanlar. Ancak evinizi satın desem şimdi alan arkadaşa yazık olur. Arkadaşlar Biliyorsun Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu bir karar var. Çok yerinde buluyorum. Ben bunu zaten daha 5 yıl önce uydum. E şöyle ki 1000 metrekare yapıların sarnıç zorunluluğu getirdi. Mesela benim yerleşkemde şöyle bir şey var. Ben çatı suyu dahil 550 metrekarelik çatıyı işte efendime söyleyeyim diğer arka taraflardaki çatıların hepsi bir sarnıç sistemiyle 29 metrelik kuyuya akmakta arkadaşlar. 150 ton su kapasitesi var oranın çünkü suyu biriktirmek, yani yağmurdan bu yağmur sularını depo edebilmek çok büyük. Asıl servet budur arkadaşlar. Toprak ve su. biliyorsunuz Arap Yarımadası'nda kuyusu olanlar zengin sayılırdı. Su çok, çünkü insanın hayatını idame ettirmesi için gerekli olan elementlerden. Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu bu kararı canı gönülden kutluyorum. Hakikaten güzel olmuş. Geleceğe bir yatırımdır bu. Bu ya şu an evlere bakıyorsunuz. baca borusu yok. E, doğal gazda dışa bağımlıyız. E, umarım bu dışa bağımlılık e, yerli üretim'e döner. E, dışarıya paramız çıkmaz. Ancak e, binalarda baca borusu olmaması e, aslında eline boyuna oturup konuşmamız gereken bir konu. Bunu sonraki zamanlarda konuşalım. Şimdi konumuz gündem maddemize doğru ilerleyelim. Dünya ticaret örgütü kendi Kafamıza göre ithal ürünlerine kota koyma ve veri koymamız yasak değil mi? İthal ürünlerde kısıtlamayı nasıl yapacağız? Arkadaşlar ithal ürünlerde kısıtlama yapılabilir. Özellikle Türkiye'de şunu yapmamız lazım. İş adamı statüsü, iş insanı. Bana göre yurt dışından getirip buradan satan isim vermiyorum vatan hainidir. Burada üretip dışarı satana madalya verilmek lazım. Bakın yani ikisi de iş insanı bana göre değil. Biri vatan haini, biri hakikaten iş insanı e, ee, ona canımız feda öyle insana. Bu imkan ve kabiliyet sahip, bu zihinsel yeteneğe sahip iş insanları her üstüne tutulması lazım. Ben olsam farklı kimlik veririm, şaka yapmıyorum yani. Aratmam bile böyle adamları. Trafik cezası bile kesitmem, Şaka yapmıyorum size ben. Böyle adamlar e, olduğu sürece memleket daima payidar kalacaktır. Ben buna inanan bir insanım. Gizem yazmış. Gizem Osman Tuna. 5 litrelik yağlar 4 litre olmuş. Evet ben bunu zaten e, parti telegram grubumuzda paylaşmıştım. Şaşırdım. Hatta yud, ismini vermeyeceğim. E, pazarda lider yağ firması bile bunu yapmış. 4 litre çıkarmış. Gramajı ilesi. TÜİK sağ olsun. Fiyat arttıracağız. Ha. Gramajı düşürün. Çünkü biz fiyatları bölüp de enflasyon rakamı. Yani abicim 3 kağıtlım bu kadar mı olur ya? Ya Eskiden bir siyaset meydanı olurdu. Ceviz kabuğu olurdu. Biz de bir program yapalım YouTube'da arkadaşlar. Türkiye genelinde katılım bekleyelim. Böyle olmaz bu işler hakikaten. Erdal Ceylan düzenleme kurulu çalışmıyor ondan diye yazmış. Enerji sektöründe yanlış kimse bir şey yaptırmadı. Çat nasıl kapanır? Kapanmaz. Haklısınız Barış Bey. Çok doğru söylemişler. Nerede kaldık soruların? Kaan yazmış. Kaan Gömeç yazmış. Kendisi partilidir aynı zamanda. Helal olsun ya. Bu kadar genç bir çocuktan bu kadar zehir gibi beyin. Helal olsun ya. Seni var ya emin yani e, Gümrük ve Ticaret Bakanı yapsam sorunlarımız, dertlerimiz çözülür. Ben buna inancı içindeyim. 2021 yılının sonunda bu zamara, bu zama rağmen millet yine geçinemeyecek. Tabii arkadaşlar bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Biz neden zam alıyoruz? Milletin sorması gereken bu. Nereye kadar gidecek? E, seneye bir daha %20, bir daha %20 bir bakması bin lira çıkmış. E, dediğim gibi arkadaşlar zam çözüm değil zam gelecek yılın para arzına göre ayarlanmalıdır. Ben her zaman bunu savunuyorum arkadaşlar. Bir de Merkez Bankası'nın size ödev veriyorum. E Edev sisteminden açık piyasa işlemleri bakın. Mizanda bakın. Evet Merkez Bankası bir anonim şirkettir. Anonim şirket olması sebebiyle bir mizanı bulunmaktadır. Mizanında açık piyasa işlemlerine bakıyoruz. Bastığı paradan fazla açık piyasa işlemleri var. Nedir abi açık piyasa işlemleri? Forex. Evet bu. Ee, kiralama yoluyla varlık edinme yani veresi hedeftir halk dilinde Merkez Bankası bastığı paradan fazla açık piyasa işlemleri var borç yani piyasada bazı enstrümanları dengelemek adına isim vermiyorum dövizleri dengelemek adına orada açık piyasa işlemleri yapmaktadır ee, eksi rezerv dedikleri bu oluyor arkadaşlar ee, onu öderse yani dövize ciddi yükseliş beklenir her şeyde yükseliş beklenir bunu söylememdeki amaç tamamıyla bu arkadaşlar. Ee, size verdim böyle. Bunu yarın şey yapın. Yarın gerçi eğitim konusunu ele alacaktık. Bunu da aradan çıkartırız. yani çöz, Çok güzel soru soruyorsunuz. Gündem çıkıyor hakikaten. Çinlilere 3. köprünün %51'i neden sat, satın aldı? Çünkü finansmanını kendileri karşıladı arkadaşlar. Kendileri karşıladı. Yani para alan emir alır arkadaşlar. Bu sebepten dolayı %51'inde Yönetim hissesini elinde bulundurmak istemiş. Bence gayet fair bir anlaşma. Para aldıkları için emir de alacaklar. Ve olan da olmuş. Trenle malları Avrupa'ya yollamak için üretimi bırak. Çin'e hamallık yapacağız ileride. Aynen o zaten dünyaya yemin olmuş bir durumda kendileri. Özellikle yani Güney Afrika'da çok Çinli görüyorum. Yani Zenci kardeşlerinin içinde çok Çinli çekik gözü varsa bu işte bir dümen var. Bu kadar net söylüyorum sana. Başka bir şey demiyorum. Ama bizim gazetecilerimiz tamamıyla işte farklı gündem maddeleri uğraştığı için e, biz bunu görmezden geliyoruz. Bizim eski mirasımıza sahip çıkmamız gerekmektedir. Evet Çinliler Londra'da Pekin arası e, ihracat yap yapmak yazmış. Tam anlamadım cümleni. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası gayri resmi şirketleri açığa satış mı şeffaflığa yıkıl olmak için mi abi? Ee, sorunu anlamadım ama galiba bir zamanlar benim söylediğim e, bir cümle olabilir. Evet, e, gayri resmi şirketleri vardır. Sesi mi düşün yoktur arkadaşlar. Bu konuyu atlayalım. Evet, son 10 dakikamız var mı şöyle dış ticaretle ilgili harbiden güzel sorusu olan bu videomuzu YouTube'da aynı zamanda tekrardan buradan Instagram'da paylaşıyoruz. IGTV TV'den tekrarını izleyebilirsiniz. E, cumartesi günleri o zaman şöyle bir şey yapalım. Arkadaşlar dış ticaret çünkü çok önemli. E, bir siyasi parti özellikle halkı bilinçlendirmek adına her cumartesi özellikle arkadaşlar. Bakın başbakan olsak bile her cumartesi dış ticaret alakalı kendini kanıtlamak isteyen insanların soru sormasını gerektiren bir canlı yayın gerçekleştirmemiz lazım. Bizim gözümüzden kaçmış olan ya da kendini kanıtlamak isteyen hakikaten ne yapması, ne yapılması gerektiği ile alakalı 83 milyondan parlak bir fikir, parlak bir ışık çıkacağından hiç şüphem yok. 2025'e kadar böyle giderse Haydarbaş'ın asgari ücret 5000 lafına uyacağız. Yani 5000 lafı az bile kalır. Şimdi arkadaşlar ben yüzde %20 lafına inanmıyorum. Neden? 2015 yılındaki 1 milyon lira ile 2021 yılındaki 1 milyon lira arasında kaç katı fark vardır? Nereden baksan 8'de bir fark var. Yani %800. %800 fark olan bir yerde asgari ücret dolar bazına vurduğun zaman bile çıkartabilirsin. Sen 2015 yılında asgari ücretin kaç dolar olduğuna bak. Şu an kaç dolar olduğuna bak. Zaten farkı görmüş olursun. Tüyün burada rakamlarının şaibeli olduğu gramaj eylemisinden zaten ortaya çıkar. Dış ticaret açığında ilk 10 sektör bunlar Çin. Bunlar için ne yapılabilir? Şimdi dış ticaret açığında ilk 10 sektör içinde elektronik kaydedici cihazlar ve ses kaydedici cihazlar yani yüksek teknoloji cihazları var. Petrol türevleri zaten karşılanması gereken bir enerji. Bunda kesintiye gidemeyiz. Ee, bu kadar net diyorum. Ee, eczacılık sektörü var. 5,5 milyar dolar. Ee, ondan da kesintiye gidemeyiz. Net diyorum. Bu zaten 2020'de 21'de daha yüksek olacak. Özellikle aşı. Özellikle sürekli aşılanması gereken insanlar olduğu için yüksek maliyetli bir giderimiz olacak arkadaşlar. Bundan da kesintiye gidemeyiz. Demir çelikte de kesintiye gidebiliriz. Ciddi altın ve türevleri 2019'da 35 milyar dolar. Biliyorsunuz Merkez Bankası artık iç piyasadan e, altın talebinden vazgeçmiş durumda. Bu da nedir? Dış ticarette altın özellikle enerji kadar, e, enerjinin yarısı kadar yer işgal etmektedir. Bunu görüyoruz. E, demek ki artık Merkez Bankası e, başka bir yolla bu altın e, ihtiyacını karşılamak amacında. Belki de hiç almamak durumunda. Çünkü neden? Merkez Bankası'nın kuruluş sözleşmesindeki kanunda kar amacı güdülmez diye yazılmış. Ancak şu an Merkez Bankası hükümetin e, borçlanma e, maliyetten aracılık ettiği için bir kar hedefi e, belirlemiştir. Bu karı zaten hükümet alıyor. Hem kendileri enflasyon yaratıyor, yaratmış olduğu eflasyonda kar elde ettiklerini bunu kendilerine tekrardan kullanılıyor arkadaşlar. Kimse de buna bir şey demiyor. Ya bu ülkede bir ekonomi çıkmaz mı ya bir değer? Yani çıkıp da yani televizyondakilerden de bahsetmiyorum zaten. Onlar kendini zaten hayır yok. E, çıkıp demez mi ya arkadaş? E, Merkez Bankası görev ve yetkinin tamamıyla sorumluluk alanının dışına çıkmıştır. Yaratmış oldukları hükümetle birlikte enflasyondan bir gelir hedefleri vardır. E, kısaca hükümet ve Merkez Bankası ortaklaşa Türk milletinin varlıklarına e, emek ve servetine göz dikmiş durumdadır Bundan başka bir şey zaten belirlenemez Bununla birlikte arkadaşlar Evet güzel bir soru daha geldi Dispiritörlük olayını tamamen yasaklamalıyız Çok doğru söylüyorsun Bunu zaten en büyük belediyeler zararını görmüştür Özellikle asansör firmalarından e, Türkiye'de dispiritörler e, Euro farklarını istedikleri için Ciddi bir çöküş yaşanabiliyor Bununla alakalı daha sonraki yayınlarımızda Dile getiririz Türkiye'de en azından montaj olsa da üretime zorlanmalı yurt dışı firmaları. Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun ama hükümet başım ağrımasın diye karışmıyor hiç piyasaya. Bacasa sanayi turizm ülkemiz için ciddi döviz girdi sağlayan bir sektör. Bu yüzden bir gelişme ne kadar sağlanır? Buradan biz 35 milyar dolar resmi bana göre 100 milyar dolar bana göre bakın 100 milyar dolar bir kaybımız var. Devletin zaten resmi rakamları 35 milyar dolardır arkadaşlar. Bana göre en az 100 milyar dolar dolaylı ve dolaylı yani resmi ve gayri resmi olarak turizm gelirlerinde arkadaşlar Türkiye'de bir yıkının söz konusu. Ee, yine başa dönersek 2019'da vermiş olduğumuz 49 milyar dolarlık açık ve 2020'de verdiğimiz 50 milyar dolarlık açık Türkiye'de bankalarda bulunan kaydı ve fiziki mevduatlı yasak altı hariç %20'sine tekabül ediyor 2 yıllık süreçte. Işte. Bunun etkileri ülkemize yıkıcı olur. Hakikaten yıkıcı olur. Erdoğan aşı olması kurgu mu? Gerçekse de Çin aşısı mı oldu? Arkadaşlar bu konuyla alakalı bilgim yok. Bilgim olmadığı için söylediğim her şey senaryodan öteye geçmez. Gerçek bilgi sahibi olmadığım bir konu hakkında yorum ve öneri yapmam yakışık almaz benim için. Bunu Cumhurbaşkanına güvenmek istiyorum. Aşı olduğuyla alakalı ben aşı olmayacağım buradan bildiriyorum size. En azından bir iki sene bekleme gayreti içindeyim. Covid'e yakalanmadan yakan arkadaşlara da acil şifalar diliyorum. Özellikle Muhammed Özele buradan şifaları acil şifalar dileklerimi iletiyorum. Umarım kazasız belasız atlatır ama etkileri yıkıcı olacaktır ki Amerika'da okuduğum makaleler bunu gösteriyor. Covid-19 e, ciddi manada insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri var. Bunu görmüş bulunuyorum. Piyasada dönemde altından azalma var mı? Kuyumcu tezgahında ciddi azalma görüyorum. Önceden 50 bilezik var, şimdi 5-10 bilezik var. E, nedeni arkadaşlar kuyumcular tamamıyla alsattan yani kripto para gibi bir şeyin işlem hacminden para kazanlar Bir şey alınıp satılmıyorsa e, o işletmeyi batırır. E, altın fiyatında yükseliş hiçbir zaman e, sevilmez. Yani hiçbir şeyde yükseliş sevilmez. Neden? Araba fiyatları da öyle. Bir şey sabit kalsın ki çok satılıp alınıp satılsın. Galericiler de bunu ister. Yani bir şeyin sirkülasyonundan para kazanırsın. Yani faizden daha tehlikeli bir videomuz vardı onu izlerseniz. Asıl e, faizin tozu diye dediğimiz alış-satış marzı. Alış-satış arasındaki marz makas aralığı ne kadar yükselirse e, işletmeler de bu gelir kaleminden yoksun kalıp e, zora düşebilirler. Çünkü alan yok, kuyumcularla konuşuyoruz, iş yok. Neden yok arkadaşlar? E, millete para yok, hakikaten para yok. Yani hükümet kısa çalışma ödeneğini 2 ay daha artırsa da Türkiye Cumhuriyeti'nde işsiz işsizler şu an iş başında. İsterse hükümet e, işverene bunu pastayabiliyor, adam bunları de çıkartabiliyor. Ya da istiyorsan yarısını ben çekeyim, yarısını sen çek. E, i̇şsiz işçi gibi, yani zombi gibi, zombi işçiler olarak nitelendirelim. Ortada geziniyor çocuklar. Yazık gün ee, geçen bir kardeşimiz var 28 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kendi hayatına son verdi. Hiçbir gelecekten beklentisi kalmadığını söyledi. Biz de üzererek bu olayı takip ettik. Geç kaldık çocuğa. Hakikaten geç kaldık. Şu an ben size söylüyorum. Benim çabam zaten tamamıyla bu arkadaşlar. Ee, nedir? Sizin bekleyecek bir 8 yılınız yok. 3 yıl bunları bekleyeceksiniz. 5 yılda Cumhuriyet Halk Partisi'ni bekleyeceksiniz. Bu ülkeye bunlar hiçbir şey katamazlar. Yemin ediyorum size. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ekonomi heyetini gördüm. Esnaflarla konuşuyorlar. Ya arkadaş e enflasyonun mücadele kapsamında bir radikal karar söyleyin de biz anlayalım. Hiçbirinin yok. Esnafla şarkı türkü söylemekten şaka yapmıyorum ha bu. Bakın e mecazi demiyorum ya. Yani esnafla şarkı türkü söylüyorlar ekonomi heyeti. Ya şaka yapmıyorum ya. Kimse demiyor. Abicim bir televizyon seni çektiği zaman halka insan seslenirken demez mi? Yani enflasyona mücadele bir ulusun ortak görevidir. Bu kapsamda ilk öncelikli mübadele aracının tanzim ve ihracını yaparken Merkez Bankası kamu bankası statüsünden tamamen çıkarılmalıdır. E zaten diyecekler kamu bank nasıl değil arkadaş hükümetin elinde kar payını zaten hükümet alıyor. Bir defa Türk milleti bakın arkadaşlar yayınımızın bitmesine 3 dakika var. Şunu söylemek isterim noktalamadan önce. Abi sen orada yanılıyorsun dersiniz gibisiniz. Ben size cevabınızı vereyim. Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Hırvatistan gibi Balkan ülkeleri enflasyon altında bizim gibi inim inim inliyorlardı. Ta ki Avrupa Birliği'ne kazara girerek mübadele araçtır. Avrupa Merkez Bankası'na geçinceye kadar artık enflasyon nedir bu adamlar unuttu. Abi 98'de bak ben çocuktum bunlar açtı ya aç aç ölü soyuyorlardı. Şu an adam oldular. Vallahi adam oldular. Bunun dışında arkadaşlar bizim mübadele aracımız tamamıyla bağımsız. Türk milletinin yanında olan bir kuruma e, verilmedikçe bizim enflasyon makus tal bak 2021 yılındayız 2040'ta da biz bunu konuşuruz şaka yapmıyorum size biz artık bekleyecek tahammülümüz gücümüz yok insanlarımız hayatlarına son veriyor bizim ilk yapmamız gereken mübadele aracını tamamıyla güvenilir bir hakeme vermek TÜİK tamamıyla halkın emrine girmeli Mutfak enflasyonu gözetilerek, bakın öyle uçak kanadı, pimpon topu değil, tamamıyla peynir, zeytin, et, süt ürünleri hesaplanarak ve gramaj atıyorum ben 2020'de yudum yağı yaptım, 5 litreyken o fiyatı aldım. 4'ü düşürmüşler. Ben anlamam. Matematik biliyorsunuz abi zor bir şey değil. Oran orantı yapıp 4 litre yağ, 5 litre yağ çevirip ona göre fiyatı yapmak. Adamlar hem fiyattan götürüyorlar hem gramajdan. TÜİK abi ben namuslu bir hakem olsam yapacağım budur. Nedir? Geçen sene 5 litre yağ atıyorum 50 lirayken bu sene 4 lirası 50 lira. Olmaz. %10'unu koyarım abi yerine. 4 litresi o zaman 5 litre oranladım mı 60 lira olması lazım. Onun da farkını yazmam lazım. Öyle gramaj yaparak bakın Çakalla Das diye bir film vardı. Bakın bu aslında bir dijital anıdır, veridir. 2012'de 2014 ya da 2012'de çekilen bu film e ee, arkadaşlar orada bir Necmi var. Köfte Necmi. Salih diyor ki biz bu işin gramajından yolumuzu buluyoruz. Ekmek diyor kaç gram diyor Salih 300 gram. Ne çok diyor bu bir millet ediyor. Hamur yedirme diyor. 270'e düşürüyor. Şu an ekmek 180 gram arkadaşlar. Bakın 8 yılda hem fiyatından çalmışlar. Gramaj olarak da 120 gram neredeyse yarı %100 oranında çalmışlar. Kimse de demiyor. Ne oluyor ya bu ülkeye? Hakikaten ne oluyor? Ee, ben hatta bir almanak yaptım. Bakın kriz dediğimiz Türkiye battı diye video çektiler. Belgesel yaptılar. Arkadaşlar Tansu Çiller'in döneminde bile ekmek 800 grammış ya. Şaka değil ya. Bakın çocukken 800 grammış ekmek. 92'lerde ekmek 870 grammış ya. Bu kadar net diyorum. CHP'nin zamanında işte 1970'lerde 80'lerde ekmeği karneyle veriyorlar diyorlardı ya. Size ödev veriyorum. Yarın canlı yayında soracağım arkadaşlar. Ekmek 1980'de kaç grammış? Yarın bana doğru cevap vereni tebrik edeceğim. Bu kadar net diyorum. 1980 yılında ekmek kaç grammış? Bakın samimiyetimle söylüyorum. E, 74'e bakın özür diliyorum. E, tamamen ambargo zamanında bakın. kaneli ekmek dağıtılan zamanlara. Ekmek kaç grammış? 1974'te ekmek Kaç grammış? Bu kadar net diyorum. Şu an 180 gram. Nereden nereye? Türk'ü söylüyorlar ya. Nereden nereye Türkiye diye. Yani nereden nereye hakikaten. Yakında evet çıkmış e, küçük sandviç ekmekleri var. Böyle güzel kaşar koyuyorsun içine. işte jambon salam falan. E, yakında öyle ekmekler alacağız. Yani. Böyle küçük cebe koyacaksın. Kestireceksin yanında. Şaka değil ya. yani çakal, ne, çakal Necmi diyorum. Çakaldan şimdi köfte Necmi. 300 gram ekmek satıyormuş dükkanında. Şu an 180 gram. Hem gramajdan vuruyorsunuz hem de işte fiyatından vuruyorsunuz. Ee, Gidey. Bu e, Elfudem kardeşimiz yazmış. Sezercik filmindeki ekmek. Şimdiki ekmeğin 4 katı büyüklüğünde. Bir bakmak istiyorum. E, tabii şimdi maya da koyuyorlar. Biliyorsunuz maya kanunu da var arkadaşlar. Eee Bakın 2014'te ekmeğin gramajı düşüyor. Kütlesi düşüyor ama hacimde bir farklılık yok. Bunu ancak TÜİK yapabilirdi zaten. Tabii canım adamlar bizi yani ejder meyvesine zam gelecek mi? <laughs> Benim derdim değil. Talep etmiyorum zaten. Evet Doğukan Cömert yazmış. Ekmek 1000 gram diye yazmış. Yanlış yazdın. 800 8900 Excel'e bakmam lazım. Evet, 870. Evet, neredeyse bir kilo. Evet, doğru söylüyorsun. Ama net bir kilo değil. Bakın arkadaşlar, 1970'te neredeyse bir kiloya yakın ekmek veriyorlarmış, karneyle verilmiş. Ben o bir kilo ekmeği yani 5 gün yerim arkadaş, bu kadar net diyorum. Söyledik ağzımızdan kaçtı neyse. Evet arkadaşlar bir e, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte konu eğitim arkadaşlar. Çünkü eğitim deyip geçmeyin bir ulusun yükselmesi için e, mutlak öneme sahip bir e, ne derler doktrin e, domates bile 8 ay yetişirken bir ulusun temini için en az 20 yıllık eğitim süreci şart. E, bir, bir zamanı kaçırdık 17 yani AK Parti hükümeti dedi ki Eğitimde reform yapacağız dedi. Ben dedim acele etmesinler. Daha yeni seçildiler. Yani yavaş yavaş yaparlar dedim zaten. Artık acele etmene gerek yok. Yani adam artık e, ahirete odaklanmalı. Peygamber yaşını bile geçti. Yani bizim milletimizde de artık bir şey yok. Yani, yani bu ülkeden bir fazla yüksek tutmayın derim ben size. Ama biz bunları konuşa konuşa aşacağız. Ben buna inanıyorum arkadaşlar. Konuşa konuşa biz e, sonuca ulaşacağız. Ben buraya yani insanlarda bir ışık yaratmak istiyoruz. Seçimden gaye arkadaşlar insanlara doğru istediklerini, onlara vermek, ne istemeniz gerektiğini söylemek. Çünkü hırsızlığın tanımını yapmazsak siz sizden çalındığını bilmezsiniz. Önce paranızı çalarlar, benliğinizi çalarlar. Sonra bir bakmışsınız vatanınız yok olmuş, gitmiş. Sizden çalınanları size göstermek lazım. Başka bir şey değil. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalın diyorum hepinize.